merhabalar kaptan neşi kanalına hoş geldiniz. Bu videomda gelinimizin efsanevi kıymalı börek tarifini vereceğim. Bu tariften sonra inanın başka hiçbir kıymalı börek yapmayacaksınız. Öncelikle tereyağı ve sıvı yağ aynı anda ocağa alın, ve erimeye bırakın. Ardından içerisine 3 tane iri soğanı küçük küçük doğrayın ve ekleyin. Soğanın bol olması bu Böreğe lezzet verecektir. Soğanlarımız hafif pembeleşip kavrulduktan sonra içerisine kıyma ilave edeceğiz. Orta yağlı bir kıyma olacak. 300 gram kadar kullandık. Yani 3 soğana, 3 iri soğana 300 gram kıymayı ilave ediyoruz ve kıymaları da kavuruyoruz. Kıymalar kavrulunca içerisine pul biber, karabiber ve tuzu ilave ediyoruz. Hafif acı olursa çok daha güzel olacaktır. 1 yemek kaşığı salçayı da ekleyeceğiz ve kavurmaya bırakacağız. Bu kenarda kavrulurken biz de sosumuzu yapacağız. 2 yumurta, 1 su bardağı süt ve 1 su bardağından 2 parmak eksik kadar sıvı yağ ilave ediyoruz. Tuz, damak tadına göre ve en önemli püf noktamız 1 paket kabartma tozu. Kabartma tozunu da ilave ettikten sonra bir güzel karıştıracağız homojen hale geldikten sonra artık sosumuz da hazır demektir 3 adet yufka kullanıyoruz ee, yufkaları tezgahın üzerine güzelce serin bizim yufkalarımız biraz yırtıktı lütfen kusura bakmayın taze yufka bulmakta zorlandık ama lezzetinden hiçbir ödün vermedi e, böreğimiz sosu kaşık yardımıyla yufkanın her tarafına gelecek şekilde döküyor gelinimiz. Bir fırça yardımıyla da olabilir ama fırçası olmayanlar için bu metodu da göstermek istedik. Böyle yufkayı katlayarak da her tarafına gelmesini sağlayabiliriz. Tüm yufkayı sosladıktan sonra şimdi şeritler halinde keseceğiz. Yaklaşık bir el genişliğinde şeritler halinde bütün yufkayı kesiyoruz. 2 kat yufka kullanmayacağız. Tek kat yufka üzerinde yapacağız işlemlerimizi. Uçlarına göz kararı kıymamızdan koyuyoruz. Ne kadar bol koyarsanız o kadar güzel olacaktır. Dolu dolu bir börek olacaktır. Ve muska şeklinde de sarıyoruz. Özellikle bu kısmı detaylı göstermek istedim. Çünkü genelde bunu sarmada zorlananlar var ama aslında oldukça basit bir metot. Tüm yufkaları aynı şekilde yapıp nuska şeklinde sardıktan sonra tepsimize dizeceğiz. Bu aşamalar geçerken ben birkaç bilgi vermek istiyorum. Sosunun güzel olmasının sebeplerinden biri kesinlikle soğanının fazla olması unutmayın. Soğan ve kıyma birbirine çok yakışan şeyler. soğana ne kadar fazla olursa ve soğanlar ne kadar güzel pembeleşir karamelize olursa içindeki kıyma o kadar lezzetli olacaktır. Ayrıca kattığımız kabartma tozu sayesinde daha böyle puf puf olan bir e, börek elde etmiş oluyoruz. Yufkalarımızın hepsini hazırladık. Biraz da sosumuz arttı. Ee, bu yufkaları hazırlayıp tepsimize dizdikten sonra artan sosu fırçayla tüm e, bu muska böreklerimizin üzerine güzelce sü sürelim. İsterseniz çörekotu, isterseniz susam, hiçbir şey olmadan nasıl arzu ederseniz fırına vereceğiz. Fırınımız mutlaka önceden ısıtılmış olmalı. Önceden ısıtılmış 200 derece alt üst ayar fırında pişireceğiz. Böreklerin piştiğini üzerleri nar gibi kızardığında anlayabiliriz. Zaten içi pişmiş olduğu için yufkalarımızın pişmesi ve çıtır çıtır olması yeterli olacaktır. Kısa sürede pişer. Uzun sürmez. Ve böreklerimiz şu anda e, fırına gitmeye hazır. Fırına gönderiyoruz ve fırından çıkmış haliyle nar gibi kızarmış şekliyle karşınızdayız. Gördüğünüz gibi hem basit hem çok lezzetli bir börek tarifi oldu kıymalı börek sevenler için uygulayabilecekleri bir şekil İçini kıymalı değil de elbette ki peynirli ya da patatesli de yapabilirsiniz ama kıymalı çok güzel oluyor bu tarife kıymalı börek çok yakışıyor Umarım videomu beğenmişsinizdir bu tarz videolarla yine yanınızda olmaya devam edeceğim şimdi size iç kısmını da gösteriyorum ve veda etmek istiyorum Bu tarz börek tarifleri, salata tarifleri ve pasta tarifleriyle ile ben buradayım. Sizler de benden desteklerinizi esirgemezseniz çok memnun olurum. Başka videolarda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.